Profesör Doktor Alaaddin Karaca'yı bilirsiniz, edebiyat profesörüdür ama bir entelektüeldir hakikaten. Edebiyat dışındaki alanlarla da İbrahim Bey anlattı ya, multidisipliner bir arkadaşımızdır. O alanlarla da ilgilenen çok değerli bir akademisyendir. Dayatmacı dil politikaları karşısında Ali Fuat Başgil konulu bir tebliğ sunacak. Buyurun Alaaddin Bey. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Müsaade ederseniz ben burada rahat edemeyeceğim, böyle orada konuşayım. Hayır, çünkü hayır. Notlar var, buradan da görmek biraz mümkün buyurun, olmayacak. Tabii. Teşekkür ederim. Vefatının 50. yılında merhum Ali Fuat Başgil hocamızı rahmetle yad ederek konuşmama başlamak istiyorum. Ve hepinizi hürmetle, sevgiyle selamlıyorum. Ben bu konuşmamda Ali Fuat Başgil merhumu, onun daha çok hukukçuluğu tabii benim alanım dışında, kültür adamlığı ve merkeze de Türkçe ile ilgili, dille ilgili görüşlerini alarak bu konuda bir tebliğ sunacağım, konuşacağım. Ama evvela şunu ifade etmem gerekiyor ki Ali Fuat Başgil esas itibariyle bir şahsiyet olarak İki cephesiyle öne çıkan bir şahsiyettir. Bunlardan birincisi hiç şüphe yok ki ilim adamlığıdır ve o bir hukukçu, hukuk alimi olarak tabii ki Türk entelektüelleri içerisinde öne çıkmıştır. İlim adamlığı içerisinde yalnız şunun da altını çizmek gerekiyor ki ben Ali Fuat Başgil'i okuduğumda ya da hatırladığımda daima hemen Said Halim Paşa'yı da hatırlarım. Nurettin Topçu'yu da beraberinde hatırlıyorum. Beşir Bey zikretti hocam. Yahya Kemal'i de hatırlıyorum. Çünkü ortak bir yönleri var. Said Halim Paşa da Batı'ya gitmiş, Batı'da eğitim almış. Nurettin Topçu da Batı'ya gitmiş, Batı'da eğitim almış. Yahya Kemal de kendini aslında mektepten memlekete dönmek şeklinde formüle edersek kendini bulmuş. Bu manada Ali Fuat Başgil Hoca da Batı'da eğitim almış ama kendi medeniyetimizin meselelerine kendimiz açısından milli ve yerli bakabilmiş aydınlardan biriydi. Bu itibarla onu Türk düşünce hayatında Said Halim Paşa çizgisinden, Said Halim Paşa, Babanzade Ahmet Naim Efendi, Mehmet Akif Ersoy, sonra Nurettin Topçu, sonra Necip Fazıl Kısakürek, ardından bilhassa tabii ki birazdan değineceğim dille ilgili görüşleri itibariyle de Cemil Meriç çizgisine bağlayıp bu çizgi içerisinde değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Sabahki konuşmasında İbrahim Kalın Bey onun eski deyişle hezarfen bir alim olduğundan tabii ki bahsetti. Gerçekten de o sadece hukuk alanında değil, hukukun dışında özellikle iki konuda bir hezarfen alim olduğunu da yazdıklarıyla göstermiştir ki bunlardan birisi bugün kısmen bahsedeceğim verilen süre içerisinde Türkçe ve dille ilgili görüşleridir. Diğeri de Gençlerle Baş Başa adlı eserinden bildiğiniz üzere gençlerin eğitimi ve irade terbiyesi meselesiyle ilgili
görüşleridir. Bilhassa burada altını çizmek istediğim bir iki mesele daha var. Demin söylediğim gibi Başkil Hoca Gençlerle Baş Başa adlı eserinde ilk defa belki de Türk eğitim tarihinde eşi çok nadir bulunan bir eser yazmıştır. Kanaatimce hoca bunu Türkiye'nin ilerlemesi için çalışma disiplinine, bu disiplini edinmek için irade terbiyesine ihtiyacımız olduğunu derinden hissetmesi sebebiyle kaleme almıştır. Başkil Hoca bu konuda, yani çalışma disiplini konusunda kanaatimce Tanpınar'la hemfikirdir. Tanpınar saatleri ayarlama enstitüsünde milletimizin en büyük problemlerinden birisinin de bir işin nizamından geçmemek olduğunu onun roman kahramanı Hayri İrdal vasıtasıyla ifade eder. Ve çalışma problemi bu romanın da bildiğiniz gibi en önemli konularından, problemlerinden birisidir. Başkil Hoca da aynı kanaattedir Tanpınar gibi. Çünkü o romanda Hayri İrdal der ki işsiz ve güçsüzdür. Bir işin nizamından geçmemiştim der. İşin nizamından geçmemek bir iş disiplinine sahip olamamaktır. İşte Başkil Hoca bunu derinden hissettiği için Gençlerle Baş Başa adlı bir eser yazmış ve gençlere bu konuda irade terbiyesi ve iş nizamının nasıl olması konusunda önemli bir eser yazmıştır. Bu eseri klasik pentname ve nasihatnamelerle de karıştırmamak gerekiyor. Çünkü eser modern bilimin, fennin, hatta biyolojinin, psikolojinin ve sosyolojinin kılavuzluğunda yazılmış bir eserdir. Ali Fuat Hoca'nın üzerinde önemli durduğu bir başka mesele de başta belirttiğim gibi Türkçedir. Hoca bir dil alimi değildi. Peki neden Ali Fuat Başkil Türkçe meselesi üzerinde bir kitap yazacak kadar, ki Türkçe meselesi diye basıldı bu kitap, gazetelerde epeyce yazı yazmış, üstelik de dönemin iktidarıyla karşı karşıya gelmiş ve bu konuda hatta da tehditler almıştır. Bu meseleye değinmemesi hususunda veya direnmemesi hususunda da tehditler almıştır. Neden? Bu soruyu sormadan önce belki şuna da bir cevap vermek gerekiyor. İleride konuşacak muhtemelen arkadaşlar ama Ali Fuat Hoca nasıl bir entelektüeldir dendiğinde İbrahim Kalın Bey'in söylediği çok önemli bir şey vardı. Organik bir aydındır. Hakikatin peşindedir ve hakikati müdafaa etmek peşindedir. O profesyonel bir aydın değildir. Bu terminolojiyi bilerek kullanıyorum. Profesyonel bir aydın değildir. Türkiye maalesef bugün sadece ve sadece üniversiteleri kastederek konuşuyorum. Kariyerist aydın yetiştirmenin peşindedir. Ali Fuat Başkil kariyerist bir aydın değildi. Bir derdi, bir medeniyet problemi ve bir millete ait problemleri vardı ve iktidarla hatta bunu Demokrat Parti'yi dahi eleştirmek suretiyle karşı karşıya gelmek gelmesine rağmen savunabilmiş ve onları da uyarmayı kendine bir alim olarak görebilmiş bir aydındı. O bakımdan organik bir aydındır. Edward Said'in, Julia Benda'nın, Gramsci'nin tam da aydın, gerçek entelektüel tarifine uyan bir aydın olarak görüyoruz Ali Fuat Başkil'i. Siyasi mücadelesi dahi bunu göstermektedir. Hoca neden dil problemine değinmiştir? Hassasiyetle bu konuda neden hassastır? Çünkü
o evvela dile de bir hukukçu gözüyle bakmıştır. Çünkü ona göre dil, insan hak ve hürriyetleri, devlet insan, devlet eğitim, devlet ilim, devlet sanat ilişkisi bağlamında ele almıştır meseleyi. Buradan yola çıkarak peki kısaca hocanın devlet ve iktidar konusunda neler düşündüğüne şöyle kısaca bakarsak, Başkil Hoca dayatmacı ve hak hukuk tanımayan tüm otoriter yönetim biçimlerine karşı çıkmıştır. Bu çerçevede tek parti yönetimini ve İnönü dönemini, dayatmacı politikalarını o dönemin şiddetle eleştirmiştir. Çünkü o devlet-vatandaş ilişkisinin bir hakim ve mahkum münasebeti değil, bir gaye ve vasıta münasebeti içinde yürütülmesini savunuyordu. Bu çok önemlidir. Devlet-vatandaş ilişkisini bir hakim ve mahkum ilişkisi içinde değerlendirmiyordu, buna karşı çıkıyordu. Hocaya göre liberal devlette fert gaye, hükümet ve temsil ettiği otorite ise bir vasıtadan ibarettir. İşte hoca bu temel görüşleri doğrultusunda bir hükümetin devletin güçlerini, aygıtlarını ve yetkilerini kullanarak kendi amaçları doğrultusunda din ve dil gibi milletin ortak değerlerine müdahale edemeyeceğini, dayatmacı ve buyurgan bir politika izleyemeyeceğini savunmuştur. Mesela bu minvalde İnönü döneminin dayatmacı eğitim, ilim ve sanat edebiyat politikalarını, bu kendi ifadesidir, okuyacağım. 20 küsur seneden beri bizde marif ve mektep siyaseti tamamıyla otokratik esaslar üzerinden yürütülmüştür. Merkezleşen ve hareket noktasını iktidar şeflerinin indiği görüşlerinde bulan ve böyle olduğu için durmadan tezada düşen ve kaypak bir mektep siyaseti, demokrasinin insan ve vatandaş terbiyesine daima aykırı gitmiştir diyerek eleştirmiştir. Ona göre hayat ve cemiyete tek kitap, tek görüş ve üniformalı hakikat zaviyesinden bakan esir mektebin demokraside yeri yoktur. Hasılı Başkil'e göre mektepler ancak hür müesseseler olurlarsa hükmeden otoritenin kulu ve politikanın esiri olmazlar. İlim de ancak hür ortamlarda neşvi nüma bulur. Nitekim bu fikrini, ilim kudret helvası gibi gökten inmez, alim ot gibi yerden bitmez, alim yetişmek için manevi bir hava, iklim ve muhit ister diyerek ifade etmiştir. Gelelim Türkçe meselesine. Hocanın bu konuda şiddetle İnönü dönemindeki dil politikalarına karşı çıktığını biliyoruz eserlerinden. Kısaca İnönü döneminde dil politikaları neydi? Özetlemek istiyorum. Bu dönemde hükümetin dil politikası, kökeni Türkçe olmayan tüm kelime, kavram ve terimlerin dilimizden atılması, kullanılmaması veya yerine yeni kelime ve kavramların uydurulması üzerine bina edilmiştir. İnönü dönemi bir takım hükümeti bir takım genelgeler yayımlayarak kanun gücüyle Türkçe'ye dışarıdan müdahale etmiştir. Ali Fuat Başkil'in anlattığına göre ilk şahit olduğu müdahale girişimi 1938'in kışında oldu. Üniversite rektörlüğünde dil meselesini konuşmak üzere fakültelerden, çağrılan profesörlerden mürekkep bir toplantı yapıldı. Amaç, üniversitenin dil inkılabı için seferber edilmesiydi. Ardından 1941'in Ocak ayında Maarif Vekaletinden bir genelge gönderilerek fakültelerde ilmi terimlerin öz Türkçeleştirilmesi için bir komisyon kurulması istendi. Mayıs'ta bir genelge daha gönderildi. Fakültelerden bu yoldaki çalışmalarının sonuçları isteniyordu. Ali Fuat Başkil Fakültesi'nde
hukuk dilindeki bu tasfiyeye ve uydurma terminolojiye ısrarla karşı çıktı. Yine Başkil'in belirttiğine göre mektep ve liselerde, üniversite ve enstitülerde öğretme ve yetiştirme vazifesi almış olan memleket seçkinlerinin diline ve kalemine kelime ve tabir yasağı konmuştu. 1942'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu öz Türkçe'ye çevirmek üzere bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun hazırladığı metinler hocalara dağıtıldı. Bu proje aradan çok geçmeden mecliste pek kısa müzakereden sonra tenkitsiz ve itirazsız eller orman gibi kalkarak kabul edildi. Bu amaçla Maarif Vekaleti'nde bir öz Türkçe bürosu kuruldu. Aynı amaçla fakültelerde bir büro açıldı. Amaç okul kitaplarının dilini kanun yoluyla tümden değiştirmekti. Bu dayatmacı dil politikası 1945'te üniversite rektörlüğünün Maarif Vekaleti'nden aldığı işaretle fakültelere üniversitede basılacak kitaplarda vekaletçe kabul edilen terimlerin kullanılmasına dair bir genelge gönderilmesine kadar vardırıldı. Hatta bir ara rektörlükte bir sansür heyeti oluşturuldu. Hocaların kitapları basılmadan önce terim bakımından bu sansür heyeti tarafından kontrol edildi. Düşünün. İşte böyle bir dil politikasına ısrarla demin yukarıda bahsettiğim devlet anlayışı sebebiyle Ali Fuat Başkil Hoca ısrarla karşı çıkmıştır. O bir kere her şeyden önce buna neden karşı çıkıyordu? Şunu söylüyor. Dile kanun yoluyla müdahale edilmesi doğru değildir. Çünkü ona göre dile kanun yoluyla dayatmacı politikalarla müdahale edilemez. Dil bu usulle değiştirilemez. Şüphesiz bunda demin söylediğim liberal hukukçu tavrı öne çıkmaktadır bu görüşünde. Nitekim bu konudaki görüşünü şöyle ifade ediyor. Dil işi bir hükümet ve politika işi ve bir kanun mevzuu değildir. Memleket teşrih heyetinin tek taraflı bir görüşle ve hedefi belli olmayan bir politikanın sözcülüğünü yaparak millet dilini değiştirmeye hakkı yoktur. Parlamento her şeyi yapabilir, fakat muhakkak ki bir şey daha yapamaz. Millet dilini değiştiremez. Memlekette konuşulmayan ve kelimeleri ancak resmi bir sözlük yardımıyla anlaşılabilen bir dille kanun yazamaz. Resmi sıfat ve iktidar sahibi şahsiyetlerin bu sıfatla ve hükümet kuvvetlerine dayanarak milli dile, yani kelimesi, tabiri, ifade ve edasıyla bugün yaşayan ve konuşulan Türkçe'ye el uzatmasını doğru bulmuyoruz der. Bu meselede hatta Türk Dil Kurumu'nu da otoritenin bir vasıtası olarak gördüğü için bu meselelerle ilgilenmemesi gerektiği kanaatindedir. Çünkü o da bu kurumda otoritenin eli altındadır. Ben de Başkil Hoca ile aynı kanaati paylaşıyorum. Devlet kurumları ve çeşitli aygıtlarıyla hiçbir şekilde dile müdahale etmemesi gerekir. Müdahale etmesi gerekiyorsa devletin yapması gereken aslında şudur. Kanunlarla devlet geçmişteki birikimi ve kültürü muhafaza eder. Sadece muhafaza eder. Hatta nasıl devlet tarihi alanları, eserleri ve yeşil alanları korumak için sit alanı ilan ediyorsa, dil de bir sit alanıdır, bir kültür sit alanıdır. Sadece onu muhafaza etmek için kanun yapar, değiştirmek için kanun yapmaz. Neden? Çünkü Başkil Hoca da biliyordu ki dil ancak tabii seyri içerisinde kendiliğinden değişirse değişebilir. Dışarıdan müdahalelerle dil asla ve asla değiştirilemez. Bu konuda
Serbest dil piyasası diye benim çok hoşuma giden hocanın bir ifadesi var. Sunarsınız önerilerinizi, yazarsınız, çizersiniz, bunu şairler yazar, yazarlar bunu kitaplara döker, sanatkarlar bunları yazarlar. Burası işte serbest dil piyasasıdır. Bunun notunu millet verir. Kullanacaksa millet kullanır, kullanmayacaksa millet kullanmaz. Başkil hocanın da bu konudaki fikri aynen böyledir. Bir başka kaygısı Başkil hocanın, hocam 5 dakika içinde kapatıyorum. Başka kaygısı Başkil hocanın bu şekilde dile sonradan dışarıdan yapılacak müdahaleler neticesinde millet dili ikiye ayrılmıştır diyor yazılarında. Evde günlük hayatta konuşulan ayrı bir Türkçe, devletin çeşitli aygıtlarında, kurumlarında, mekteplerinde, kitaplarında okutulan ayrı bir Türkçe. Böylece dilde bir ikilik meydana gelir. Bir başka şey, aslında hiçbir zaman ve hiçbir millet bu kelimenin kökeni Arapça, bu kelimenin kökeni bilmem farklı, bu kelime bizden değil diyerek kendisine artık mal olmuş kelimeleri tasfiye yoluna gitmez. Bu neyi ifade eder? Başkil hocanın da aslında en büyük derdi, ki bir muhafazakar entelektüelden bahsediyoruz, buydu. Eğer biz hele hele ilmi bir terminolojinin yerine hiç kullanılmayan, kendi uydurduğumuz başka bir terimi koyarsak, yıllar önce, yıllardır biriktirdiğimiz, yazdığımız ilmi birikimimize ulaşmakta ve onları anlamakta zorluk çekeriz. İlmi nakledemeyiz, ilerlemeyi sağlayamayız bu şekilde. Başkil hocanın İnönü politikalarına, dil politikasına karşı çıkmasının arkasında bu vardı. Yani dolayısıyla Başkil hoca kelimelerde kan arayan bir adam değildir. Zaten İnönü'nün de milliyetçilik anlayışını işte bu sebeple tenkit etmiştir. Başka ters bir milliyetçilik anlayışı vardır İnönü döneminin. Kökenlere bakarak, kana bakarak, adeta kelimelerde kan arayarak. Başkil hoca bu manada şunu söylüyor hatta bu konuda. Türkçeyi son senelerde saplandığı ırkçılık çorağından kurtarmak ve dilin bünyesine girip yerleşmiş olan kelimeleri asıllarına bakmadan Türkçeyi kabul etmek taraftarıdır Başkil Hoca. Netice, ilmin ifade vasıtası dildir. Eğer dilde dili bozarsanız aslında ilmin cereyanını nesilden nesle akışına engel olursunuz. Cemil Meriç diyor ki, tefekkür vuzuhla başlar. Vuzuhu sağlayan dildir. Eğer diliniz bozulursa vuzuh bozulur. Vuzuh bozulursa tefekkür olmaz. Dilin olmadığı yerde, dilin bozulduğu yerde tefekkür olmaz. Bu mümkün değildir. Bu manada Ali Fuat Başkil'i hem Cemil Meriç'in dil hassasiyetine ama Cemil Meriç'in de ki eserlerinde zikrettiği Babanzade Naim Efendi'ye kadar bağlıyorum. Babanzade'yi de okursanız dil konusunda çok hassastır. Kendisi Arapçayı ve Fransızcayı en döneminde en iyi bilenlerden birisiydi. Felsefe ilmiyle uğraşıyordu. Özellikle felsefe ilminde Fransızcadan çeviriler yaparken kendi geleneğimizde bunun karşılığı var mı? Bu devrin Marif Nazırı, ismini şu anda hatırlayamadım, meşhur Satı Bey ile birlikte çalıştıklarını biliyoruz. Mesela metafizik terimini kullanmamak için ta İbn-i Rüşd'e kadar İslam'ın klasik eserlerini taramış, bizde bunun karşılığı var mıdır diye bakmış, bulmuş ve mabadet tabi'a kelimesini ısrarla kullanmıştır. Psikoloji bilimine karşı, ki bugün psikolojiyi kullanıyoruz, o devirde
ilmün nefs karşılığını kullanmıştır. Psikoloji, Ziya Gökalp ruhiyat demişti. Ruhla ilgisi gerçekten de yoktur. Bir nefis bilimidir bu. İlmün nefs demiştir. Neden? Çünkü İslam düşüncesi geleneğinde buna ilmün nefs denir. Bizim geleneğimizde bu terminoloji varsa onu kullanmak gerekir. Başka yerden terminoloji alırsanız başka düşüncenin de kölesi ve esiri olursunuz. Kendiniz de düşünce olarak yeni bir şey üretemezsiniz. Toparlayabilir miyiz? Evet. Peki hoca, eski tabirleri öyle söyleyelim, atmayalım derken ne istiyordu? Yani diyor ki, sadece bir cümleyi okuyup kapatayım. Hayır okuyucum, bugün bir Evliya Çelebi edasıyla konuşalım ve bir Hümayunname, bir Ahlak-ı Alai Türkçesiyle yazalım da çoluğa çocuğa gülünç olalım diyen yoktur. Yani hoca elbette ki dilin tabii gelişiminde değişim olabileceğini, olacağını biliyordu. Burada Cemil Meriç'in sözünü tekrar, uydurma dil der Cemil Meriç, tarihten kaçanların dilidir. Ali Fuat Başkil'in görüşü de böyleydi. Başkil bu çerçevede dile antidemokratik, otoriter bir tavırla müdahale edilmesini eleştirdi. Bu sebeple hukuk diline yapılan müdahalelere asla razı olmadı. Çünkü biliyordu ki hukuk diline yapılan müdahale bizatihi hukuka yapılan müdahale idi. Hukuk da sonuçta bir kültürün ve o kültürün taşıyıcısı, işareti olan dilin ürünüdür. İşaretler silinirse hukuk da, kanun da, hukuku oluşturan kültür de, birikim de kaybolurdu. Onun için de hukuk dilinin de hassasiyetle muhafaza edilmesini savunuyordu. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Evet, biz de Alaaddin Karaca'ya o ilginç tebliğ için teşekkür ediyoruz efendim. Ali Fuat Başkil, milli şefi, yani İsmet Paşa'yı bu Türkçe konusunda ikna etmek için epey uğraşmıştır. Fakat İbrahim Kalın Bey'in hatırlattığı gibi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurtarabilmiştir. Danıştay, Sayıştay gibi eğer Ali Fuat Bey'in müdahalesi olmasaydı meclisimize bugün Kamutay diyor olacaktık. Ama o günlerde epeyce kullanılmaya başlanmıştı Kamutay. Yahya Kemal de o ara seçimde milletvekili olduğu sıralarda çok alaylı bir mısra söylemiştir bu Kamutay kelimesiyle ilgili olarak. Kamutay bezmine bir mazbata uydur üye gel. Böyle aruzlu falan. Kamutay bezmine bir mazbata uydur üye gel diye bir mısra söylemiş o sıralarda. Bereket versin, hakikaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adı muhafaza edildi. Böylece milli mücadeleyi yürüten o meclisin o hatırası isminde muhafaza edilmiş oldu.